Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 14. testin çözümünü yapacağız. Üniversite testi, karma bir testi. Ee, üniversite testleri hangi karmaların oluşuyordu? Üçgende benzerlik, üçgende merkezlik ve üçgende alanlar oluşuyordu. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde birim karelerden oluşmuş düzlem üzerine çizilmiş ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgeninin A köşesi C köşesi üzerine gelecek şekilde katlanıp geri açılıyor. Evet A köşesi C'ye katlanıp geri açılacak. Arkadaşlar katlamada tam C'ye geliyorsa bu aynı doğru üstünde gittiği için bu katlama çizgisi bu doğru üstünde gideceği için dik olmak zorunda değil mi? Yani katlama çizgisi şu doğrunun üstünde olmak zorunda. Tam da eşit de böyle C için arkadaşlar tam orta dikme doğrusu üzerinde olmak zorunda. Yani bizim katlama çizgimiz neresi oldu arkadaşlar? İşte tam olarak şurası oldu arkadaşlar. Bizim katlama çizgimiz bu oldu. Şunlar da birbirine eşit arkadaşlar. Tamam. Şöyle eşitleri de gösterelim isterseniz. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki arkadaşlar. Buna göre diyor bu üçgenin kaç çizgisinin üst tarafında kalan bölgenin alanı altında kalan bölgenin alanının kaç katları diye soruyor. O zaman benim şurada da oranlamaları bulmam lazım hocam. Dikkat edin neredeki oranlamayı bulmam lazım? Tam şöyle şuradaki oranlamayı bulmam lazım. Buradaki oranlamalarda dikkat edin. Birim kareler üzerinde bir şeyler çizildiğiniz zaman şuradaki nokta nerede? Yatay çizgi üzerinde değil mi? O zaman yatayı böyle düşüneceğiz. Yatayı nasıl düşünürsün? Hocam yatayı şöyle düşünürsün. Yatayların üzerinde ya o zaman şöyle bir üçgen oluşturacak olursak hocam bu üçgende hop şu yatay çizgiye bakacak olursak oranlamayı yataylardan buluruz böyle. Bak burası 1 bir, burası 2. E 1'e 2 oran varsa burası k iken burası 2k değil midir? Evet oranlamayı bulduk hadi bakalım alan dağıtmaya. Hocam buradaki alan a ise çift çizdeki çift çizdeki alan hop üçgen oluşturdum burası da a'dır. Sonra 2k'da kalan 2a ise k'da kalan kaç yapacaktır? a yapacaktır. E olay bitti mi? Bitti tabii ki. Bizden şu üst tarafında kalan bölgenin alanı Katlama çizgisi buydu arkadaşlar. 2A A, katlama çizgisinin altta kalan bölgesinin alanına oranı nedir diye soruluyor. Yani cevabımız 2 çıkar. Evet böylelikle cevap balık kesir bulduk. Geldik ikinci soruya. Bir düzlemde iki kenarı D doğrusuna dik konumlu olarak verilen. Yani iki kenarı bunların olmadığı kesin. Hangileri dik konumlu arkadaşlar? İşte şunlar böyle dik konumlu arkadaşım değil mi? Evet bunlar dik konumlu. Sonra devam edelim. Dik konumlu olarak verilen şekildeki paraya kenarının kenarlarının uzantıları alındığında uzantıların D doğrusunu kestiği noktalar arasında uzak uzaklar birbirine eşit oluyormuş. O zaman şunların da uzantılarını bulayım. Şunun da uzantısı buraya mı geliyor arkadaşlar? Evet. İşte burada bunlar eşit uzaklıymış. Kestiği noktalar arasında uzaklık hep eşitmiş. Bu noktada kesiyor, bu noktada kesiyor, bu noktada kesiyor, bu noktada kesiyor. Yani şunların hepsi ne olacak? Birbirine eşit olacak arkadaşlar. E bunlar birbirine eşit olacaksa hocam şu, e, paraya kenardan dolayı bir kere 4 ise burası da 4 mü? 4. Paralel kenardan dolayı şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Hocam şu şuna paralel ya şunlar birbirine eşitse 8 ise burası da 8 olmaz mı? Ort tabandan dolayı. Hatta burada 1'e 2 oran olmak zorunda değil mi? K iken burası da 2K olmaz mı? Ort taban çıktı çünkü. Evet. Sonra ne olacak? A şunlar da birbirine eşit hocam. Şunlar da birbirine paralel olduğu için burada da bir ort taban çıktı. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Şunun tamamının oranı K artı 4 bölü 2K artı 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben daha kolayını fark ettim. Şunlar paralel. Bunlar eşitse bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani direkt K dediğimiz kaç olmuş oldu o zaman arkadaşlar? Ort taban olduğundan dolayı 8 iken burası 16. Hatta K bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. K dediğimiz burası kaç yaptı? 4 yaptı. Hocam 4 ise burası kaç oldu? 8 oldu. E hocam bir Pisagor var burada. Bunlar uzantısı dikti zaten buraya. Çünkü iki kenarın uzantısı dikti. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. 60'ı karşısı o zaman 4 köküştür. Hocam burası da 4 köküç. Burası da 4 köküç oldu. O zaman burası 12. Burası da 12 köküç oldu. Bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. 12 çarpı 12 köküç bölü 2 isteniyor. Yani 72 köküç yapar arkadaşlar cevabımız. Evet ikinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik 3'e. Oranlama verilmiş. Hemen burası k iken buraya 2k yazalım arkadaşlar. k iken 2k verilmiş. Bir de d'yi ortaban demiş. Ortaban yani şunlar birbirine eşit ve şunlar da birbirine paralel olarak verilmiş. Arkadaşlar öncelikle bu alan A ise tamamı 3A mı olacaktı? Evet. Yani şuradaki alanda A'ya 3A'yı şimdilik demeyeyim isterseniz. Burası A'ya 3A demeyeyim. Onu sonra kullanırım. Yani burası esken buranın ne olduğunu biliyorum. 3S olduğunu bir kere biliyorum. Yani şuradaki alanın 3S olduğunu biliyorum. Peki şuradaki alanlamalardan oranlamalardan başlayalım. K'daki iki paralel doğru arasında yükseklik her yerde aynı olduğu için K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A değil midir? Çünkü yükseklikleri aynı. Hocam ortaban ya burası 3K iken burası da 6K. E, 6K'daki de 6A yapmaz mı arkadaşlar? Evet. E, 3S'i biz ne bulduk? Toplamda 6, 2 daha 8, 1 daha 9. 9A bulduysak S buradan 3A geldi. Hocam S dediğimiz işte burası 3A yapmış oldu arkadaşlar. E şimdi her şeyi bulduk mu? Bulduk. S1 dediğimiz 3A. Bakın dikkat. S1 dediğimiz 3A S2 dediğimiz A S3 dediğimiz de ne çıktı? 2A çıktı. Şimdi S2 dediğimiz A ise S3 dediğimiz de 2A ise 2 tane A 2 tane A'ya eşit oldu. Doğru oldu mu? Oldu. S4'e bakıyorum. S4 nerede? s 4 de 6A. s 4 6A diye yazalım. S4 6A S1'den büyük demiş. Doğru arkadaşlar. Çünkü S1'de 3A bulmuştuk. Bu da doğru. S2 artı S3. S2 artı S3 yani A ile 2A'nın toplamı S1'e eşitmiş. 3A'ya eşitmiş. Doğru mu? Bu da doğru çıktı. O zaman cevabımız da çıktı arkadaşlar. Her üçü de birden doğru çıktı. Yani Edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Düzlemsel bir arazide 3 arazi aracının tekerlek izleri şekilde gibi verilmiştir. Arkadaşlar İki tekerlek bu. iki tekerlek aynı doğrultuda değil midir? Yani şunlar birbirine paralel değil midir? Evet. Kırmızılar da aynı şekilde 4 teker. Biliyorsunuz 2 teker bıraktığı iz nedir? Birbirine paraleldir. Yani maviler paralel, kırmızılar paralel. Bu tekerlek izlerinin verilen bu tekerlek izlerinin verilen kesim noktaları için aşağıdaki bilgiler vermişler. BC ile CD birbirine eşit verilmiş. Hocam şunlar birbirine eşit verilmiş. Maviler de paralel ya. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı arkadaşlar? Direkt çıktı. Devam edelim. E, kaç vermiş? 3 CE 9 verilmiş. CE 9'sa AC'de kaç verilmiş? 3 CE e, de 9 verilmiş. Ha tamam. CE tamam 9. Arkadaşlar şunlar paralel olduğu için kelebek kelebekteki oran birebir 1 1 değil mi? Evet. 3 ise o zaman burası da 3 yapmak zorunda değil mi? Aynen öyle. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Buna göre EF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Ne olduk? Cevap 6 yaptı. Evet 4. soru denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 5'e. Bir katlama var. Katlamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Eski haline geri açıyoruz. Açtık geri hali. 8'e 12 olarak verilmiş. Zaten katladığımız zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani buraya 4 kaldı o zaman. Bunun da tamamı 10'muş. Katladığımızda üst üste binen açılar da birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Alan A, C, üstü D. 8, 12 ve 10. Hmm. 8, 12 ve 10 ve senden burası isteniyor. Nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle alan A, C, üstü D. Yani şuradaki alan da buradaki alana eşit mi? Evet. Bu A alanı. Hocam burası da A alanı. Aslında bizden ne isteniyor A alanı isteniyor. Hocam bu arada bu açıortay doğrusu oldu. Açıortay doğrusu olduğundan dolayı 8 bölü 12 yani 8 bölü 12 nedir? 4'e bölsen 2k, 4'e bölsen 3k. Toplamda 5k eşittir 10k 2 buldun. Burası 4, burası 6 çıktı. Evet burası 4, burası 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar 8 var, 12 var, 10 var. Ben maalesef bunu bulamam. Yalnız şunu biliyorum. Şuradaki alanlarda birbirine eşit ya. Şöyle diyelim biz burada. E, alanlardaki oran tabanlardaki oranlama eşit ya. 6 bölü 4 3 bölü 2. Yani burası 3A iken burası 2A ya. Yani burası 2A iken burası da 2A. Bizden 2A alan istenildiğini biliyoruz. Toplam 5A alanını bulabilirim ama ben. Nereden bulacağım arkadaşlar? Çevre alan ilişkisi vardı. Ya kolay yollarla da şöyle bulunabilir aslında yani şu. Daha değişik yolla da bulunabilir tabii ki. Hocam 12, 8 ve 10 var ya. Şuradaki alfayı kosinüs teoreminden kosinüs alfayı bul. Sonra dik üçgen çiz, sinüs alfayı bul. Sinüs alfayı bulduktan sonra da 12 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2'den alana ulaşabilirsin. Birinci yol bu arkadaşlar. Peki hocam ikinci yol ne? Bizim çevre alan ilişkisi vardı arkadaşlar. Çevre alan ilişkisi, hani çevreye 2U dersek, 2U dersek, ki çevre kaç yapıyor? Toplam 30 yapıyor değil mi? 30 yaptı, 2U dersek, buradan U kaç çıkar arkadaşlar? 15 çıkar Alan neye eşit oluyordu? Kare küçüğünde u çarpı u eksi a. Kenarları tek tek çıkartıyorduk. U eksi b ve u eksi c şeklinde bulunuyordu arkadaşlar. Yani 15 çarpı 15 eksi 12. 3. 15 eksi 10. 15 eksi 10. 5. Bir de 15 eksi 8. 7 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şu ikisinin çarpımında 15. 15 ile 15'i e çarpımı e, 225 ya da 15 çarpı 15 kök dışına 15 diye çıkıyor. Burayı 15 kök 7 diye bulduk. Toplamda 5A arkadaşlar değil mi bu? Evet şuraya 5A diyelim aynı zamanda. 5A alanı 15 kök 7'ye eşitse A alanı 3 kök 7'ye mi eşittir? Evet bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. O zaman cevabımız kaç yapar? 6 kök 7 olarak bulunur arkadaşlar. Evet çevre alan ilişkisi de buydu arkadaşlar. Yani sınavda çıkarma bilmiyoruz ama çıkarsa bile e, o şekilde ikinci bir hamle olarak bu aklınıza gelmezse sinüs alan formülünden yapacağınızı da gösterdik. 5. soruyu böylelikle C bulduk. Geldik altıncı soruya. Arkadaşlar alanlar oranlaması isteniyor bizden. Biz ne yapacağız? Şuradaki oranlamaları bulacağız. Hocam ee, bu oranlamaları bularken bakın D nerede? Dikey doğru üstünde. D'deki oranlamaya bakarken şu ve şuradaki oranlamaya bakarken dikey çizgilere bakacağım. E nerede? Yatay üzerinde bakacağız. Bakın şimdi. Biz önce D'yi bulalım. Hocam dikey çizgilere bakacak olursak şu dikey ve şu dikeye bakacak olursak arkadaşlar. Buradaki oranlık kaça kaç? 1'e 3. Hocam 1'e 3 ya. A ise burası ne olacak? 3A olacak. Tamam buradan bunu bulduk. Şimdi yataya bakalım arkadaşlar. Yataya göre bakalım. Çünkü E yatayın üstünde. Şurası kaç? 2. Burası 1, 2, 3, 4. Hocam 2'ye 4. 1'e 2 oran olacak. Eyvah. 1'e 2 oran olacak. Hocam burası 1'e 3. Toplamda 4 parça. E, burası da 1'e 2 oranında olacak ya. Toplamda. Ay ay ay. Ay ay ay. Nasıl söylesem ben size bunu Şimdi ben burayı dağıtırken de şey yapacağım. Yani kafada ben direkt tasarladım da 12'de birleştirebiliriz hocam. Niye? Bak tekrar söylüyorum. Şuraya n dersem 1'e burası da ne olacak arkadaşlar? 2n olacak. Hocam burası 3n oldu. Burası 4 4 a'lı oldu. 3n ve 4 a kaçta birleşiyor? 12'de birleşiyor. O zaman 12'de birleşiyorsa bunu 12 yapmak için a'ları kaçla çarpmam lazım? 3'le çarpmam lazım. Yani buraya 3x dersem burası 9x oldu. E hocam 3'ü 3'eni ben 12 yapmak için ne yapmam lazım 4 ile çarpmam lazım o zaman burası 8x burası da 4x mi oldu arkadaşlar evet şimdi oranlamalar bak burası 4x burası 3x burası da toplamda kaç 9'du buraya da 5x mi kaldı arkadaşlar evet 4x'te kalan 4a 5x'te kalan 5a 3x'te kalan da 3a diyebilir miyiz diyebiliriz BCE üçgenin alanı 4a 4a ABD üçgeninin alanının kaç katıdır? Yani 3A'nın kaç katıdır? diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman buradan e, soru işaretini yalnız bırakırsak soru işareti 4 bölü 3 katı mı olmuş oluyor arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle Denizli oldu. Güzel bir soru. Dikkatli olun. Bazen oranlamalar cuk diye ulaşmayabilir. Yani burada A'ya 3A buldun. Toplam 4A uzunluğunda oldu. Burada da 2N'e M buldun. Toplam 3N oldu. 3N'e 4A kaçta birleşiyorsa orada yaparsanız Rasyonel sayıyla uğraşmamış olursunuz. Orada birleştirirseniz daha doğrusu. Altıncı soru böylelikle denizli oldu. Geldik yedinci soruya. Aa, bizim klasik soru orada ne hikaye anlatılıyorsa anlatılsın arkadaşlar. Bir açıları var mı? Var. Ee, şu üçgenle büyük üçgende arkadaşlar. Şu üçgenle büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi hocam ortak açı? İşte tam olarak burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Nokta karaladığım üçüncü açı direkt burası çift çizgi olur mu? Olur. Hocam karaladığım açının karşısı 30 iken karaladığım açının karşısı 60 olmuş. 1'e 2 oran var burada. O zaman 1'e 2 oran varsa burada e, noktanın karşısı 40 ise noktanın karşısı 1'e 2 orandan dolayı direkt 80 olur. Hocam burası kaç yaptı o zaman 60 yaptı. E, çift çizginin karşısı 60 ise çift çizginin karşısında kaç olur arkadaşlar? 120 olur. Yani buraya da kaç kalmış oldu? 80 kalmış oldu. Kafadan yaptık. Kolay bir benzerlik vardı ama. Kullanılan halatın uzunluğu. Galiba halat şu arkadaşlar. Toplam halatın uzunluğu soruluyor galiba. Şu halat dediği şurası oluyor galiba arkadaşlar. Şunun devrilmemesi için. Hikayeyi okumadan yaptım ama soruyu da ilk defa görüyorum. Benim bu şekilde anladığım bu arkadaşlar. Evet cevap böylelikle Balıkesir çıktı. Bakalım cevap doğru mu? Evet doğru herhangi bir sıkıntı yok yani. E 14. testte de böylelikle halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 15. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.